süt kardeşte nasıl ki nesep cihetinden haram olan şeyler süt kardeşinde de haram. Ama diyor ki burada bakın nesep ile haram olan kadınlar süt ile de haram olur. Nesep ile haram olan kadınlar mesela kendi annen nasıl haramsa süt annen de haramdır. Yani evlenmen haramdır. Kendi kardeşin nasıl haramsa süt kardeşinle de evlenmen haramdır. Ancak süt çocuğunun ninesi haram değildir. Şu demek yani. Burada şöyle bir misal getirmiş. Mesela bir adamın çocuğu bir kadının süt oğlu. Peki o çocuğun babası, o çocuğun süt annesiyle evlenebilir mi? Evlenebilir. Haram değildir yani. Normalde bir çocuğun annesi, yani bir adamın kendi çocuğunun annesi o adamın neyi olur? Kocası olur, karısı olur. Zaten evlenmiştir onunla. Ama süt annesinin, yani bir adam kendi çocuğunun süt annesiyle evlenebilir mi? Evlenebilir. Ama nesepte olsaydı evlenemezdi. Nesepte olsaydı ondan nikah düşmezdi. Veya şöyle diyelim, bir kimse kendi süt kardeşinin kardeşiyle evlenebilir mi? Evlenebilir. Bak şöyle, şimdi bir delikanlı düşünün, bir çocuk düşünün, bir kadından süt emmiş. Tamam mı? O kadının, süt emdiği kadının bütün çocukları o süt emen çocuğa süt kardeştir. Öz kardeş gibidir, evlenemez. Ama o süt emen çocuğun başka bir kardeşi, başka bir kardeşi süt emdiği kadının çocuklarıyla evlenebilir mi? Evlenebilir. İnşallah anlaşılmıştır burası. Yanlış anlaşılmasın yani. Mesela şöyle diyelim. Ben birinden süt emdim. Ben süt emdiğim o kadının hiçbir çocuğuyla, isterse 5 sene önce emsin, isterse 40 sene önce emsin, fark etmez. Aynı kadından süt emdilerse ben süt emmiş olduğum kadının bütün çocuklarıyla evlenebilirim. Şey, evlenemem. Evlenir. Süt kardeşim, evet, olur. Ama o benim süt kardeşlerim benim kendi kız kardeşimle evlenebilir mi? Evlenebilir. Evlenir. Çünkü benim kız kardeşimin onlarla bir süt kardeşliği yok. Anlaşıldı mı? Ben sizin onlarla sütüm. Kardeşleriniz sizin süt emdiğiniz kadınla evlenebilir mi? Benim süt evlenebilir. Çünkü onun da hiçbir bağı yok. Anlaşıldı mı? Ama onlardan da bir tanesi gelip benim annemden emmiş olsaydı, o zaman o da benim bütün kardeşlerime süt olacaktı yani. Anlaşıldı mı? Ama nesepte böyle değil. Nesepte mesela ben bir çocuk olarak düşünün. Benim annem, diyelim ki şey, babam gitti, evli çocuğu olan bir kadınla evlendi. Tamam mı? Şimdi o çocuk başkasının çocuğu. Babamla evlendikten sonra da bir çocukları olsa, şimdi o ikinci olan çocuk benim neyim olur? Kardeşim olur. Tamam mı? O benim diğer kardeşlerimle evlenebilir mi? Evlenemez. Onların da kardeşi olur çünkü. Çünkü aynı babanın çocuklarıdır. Ama sütte böyle değil işte bak. Nesepten olanla evlenemiyorsun ama sütte sen süt kardeşi olduğun kişiyle evlenemiyorsun. O senin süt kardeşlerin, senin süt olmayan kardeşlerinle evlenebiliyorlar. İnşallah anlaşılmıştır yani. Evet.